Türkiye çok tarihi bir seçim sürecinde ve gerçekten Türkiye'de artık her kesimin geleceğinin belirleneceği, yönlendirileceği bir seçim kritiği var. İkinci tur öncesi siyasi partilerin hem aday listelerine baktığımızda hem de sonrasında meclise giren kadın sayısına baktığımızda kadın temsiliyetinin yine her zamanki gibi aslında aşağı seviyede, alt seviyede olduğunu gördük. Tabi burada meclisteki kadın temsiliyetinin geçen 27. dönemde %12 civarında olmasının yani biraz da bir nebze de olsa üst seviyede olmasının sebebi biraz HDP'ydi. HDP çünkü kadın temsiliyetine önem veren, buna dair politikalarında ve uygulamalarında her zaman öncelik tanıyan bir politika belirliyor kendi açısından. Bu seçimde biraz kadın temsiliyeti genel itibariyle düştü 27. döneme göre, ama yine oranı yükselten 31 kadın milletvekilliğini meclise sokan Yeşiller ve Sol Parti'nin politikaları oldu. Şimdi aslında şunu görmek lazım. Bu sadece işte bir cumhurbaşkanının seçildiği ya da meclisin vekillerinin belirlendiği bir seçim değil. Herkes açısından çok kritik bir seçim ve hayati bir yerde. Her ne kadar AKP ve uzantıları iktidarı içinde bir varlık yokluk seçimi olsa da aslında kadınlar, LGBT'ler, çocuklar ve dezavantajlı tüm gruplar ve bütün muhalif kesimler için de aslında bir varlık yokluk seçimi bu. Yani Türkiye'nin çok fazla kutuplaştırıldığı, cinsiyetleştirildiği, işte kadın düşmanı bütün partilerin, özellikle mesela 62-84'e saldıran Hüdapar, yine milli eğitim müfredatını mesela dini argümanlarla yeniden oluşturacağını söyleyen Yeniden Refah Partisi, kadınların temsiliyetine yaşamda her alanda yer alabileceğine dair karşıt görüş sunan bütün bu ittifak partileri, bunun yanında kadın erkek eşitliğini tümden savunmadığını açıkça dile getiren, ortaya koyan ve buna dair de çalışma yürüteceğini de beyan eden bütün bu ittifak ve ortağı partileri bizim açımızdan bu seçimlerin aslında bir varlık yokluk seçimi olduğunu, yani bu kadar kutuplaştırıldığımız bir yerde kadınlara dayatılan şu, yani eğer işte meclis çoğunluğunu alan iktidar partileri bununla beraber Cumhurbaşkanlığını da Erdoğan'la birlikte kazanırsa tümüyle kadınlar için aslında bu ülkenin bir cehenneme döneceğini görebiliyoruz. Çünkü bütün söylemlerinde bu var. Yani kadın erkek eşitliğine kesinlikle inanmıyoruz ve kadını eve kapatacak, kadını siyasal alandan koparacak, kadını sosyal yaşamdan, ekonomik yaşamdan kopartacak bir politika izleyeceklerini ve ülkeyi kadınlar için bir cehenneme çevireceklerini açıkça söylüyorlar. Aynı durum LGBT'liler için de söz konusu. Aynı durum işte alttan gelen kuşak için de söz konusu. Çünkü milli eğitim müfredatının işte daha böyle ahlaki temellere, kendi bakış açılarına göre ahlaki temellere oturtan bir bakış açısı var ve buna dair yeni düzenlemeler yapılacağı söyleniyor. Bu açıdan hani bütün kadınların, sadece kadınlar da değil aslında, bütün muhalif kesimlerin ve Türkiye'nin geleceğinin demokrasiden yana, barıştan yana, yargı bağımsızlığından yana, medya özgürlüğünden yana, kadın erkek eşitliğinden yana, bilimsel parasız eğitimden yana taraf olan herkesin bu seçimde ikinci turu sahiplenmesi, sandığa gitmesi ve varlıklarına, yaşamlarına, geleceklerine sahip çıkması gerekiyor. Burada en kritik yerde duran dediğim gibi yine kadınlardır ve kadınların yaşamıdır. Yaşamlarımıza, geleceğimize sahip çıkmak için de ikinci turda muhakkak sandığa gidip irademizi sandığa yansıtmamız gerekiyor.